Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün memleketim Elazığ'da, babamın bahçesinde ocakta çay demleyeceğim. Vlog tarzı bir şey olacak. Bu arada da bahçeye böyle sebzeleri falan tanıtacağım. Buyurun, ocakta çayımızı demlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi artezyenimizden suyumuzu demliğimize dolduruyoruz. Önce demliğimizi bir parçalayalım. Suyumuzu doldurduk ve kapağını kapatalım ve ocağımızın üzerine götürelim. Evet, demliğimi ocağımın üzerine koydum. Şimdi de ocağımı yakacağım şimdi. Çirpimizi kırıyoruz. Bu arada arkadaşlar, bu çirpi de üzüm bağının çirpisi. Üzümleri babam budadığında böyle alıp toplamış annemle. Şimdi de böyle ocakta çay demleyeceğiz. Böyle kalın da bırakalım ki güzelce çayımız kaynasın ocakta. Ocak çayını içenler lezzetini bilirler. Şu dumanın kokusu böyle sinir. Çok çok lezzetli olur. Çocukluğumdan beri çok demlemişimdir ocakta çay. Şimdi memleketime de geldim. Bu lezzeti tekrardan tatacağım inşallah. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını güzelce dolduruyoruz. Odunla, çırpıyla. Şimdi de gidip bahçemizi tanıyalım. Çayımız kaynayana kadar bahçemizi gezelim biraz. Sebzeleri tanıtayım sizlere. Bakın arkadaşlar, bunlar nohut. Taze nohut bunlar. Böyle koparayım sizin için bir tane. Bu çok lezzetlidir. Böyle sizin için de bir tane tadına bakayım. Gerçekten de çok lezzetli nohutlar. Bunlar işte böyle büyüyünce, kuruyunca bunu böyle dövüyorlar. İçinden nohutunu çıkarıyorlar. Bildiğimiz nohut işte. Şimdi şöyle gidelim. Diğer sebzeleri tanıtalım. Evet, bu da kabak sebzesi. Bakın şurada bir tane olmuş. Hem de çok güzel. Kızartması, dolması, dolma kebabı çok lezzetlidir. Hatta annem aşını da pişirir. Biz pişiririz. Çok lezzetli olur böyle sebzeli. Çok hoş. Bu da kabak işte sebzesi, fidesi. Şöyle salatalıklara bakalım. Burada da canım annemin salatalıkları var. Bakın bakın bu güzelliğe bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel böyle. Maşallah. Çok güzel. Bu da salatalık fidesi işte böyle. Maşallah çok da güzel tutmuş. Bu şekilde. Şimdi de domateslere doğru yürüyelim. Domatesleri gösterelim. Salatalıklarımızın yanında şöyle domates fidelerimiz var. Maşallah zümrüt gibi olmuşlar. Domatesin şu kokusuna ben bayılırım. Böyle değdiğimizde mis gibi bir kokusu çıkar. Evet, domateslerimiz de maşallah çok güzel tutmuş. Bakın daha değmemiş ama daha olgunlaşmamışlar. Maşallah maşallah çok güzel tutmuş. Çok güzel de mis gibi bir kokusu var. Şöyle yaprağına dokununca öyle güzel kokar ki. Şimdi şöyle gidelim. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı gezelim, görelim. Bunlar da biberlerimiz. Arnavut biberi derler bunlara. Çok güzel turşusu olur. Domates salatasında falan çok lezzetlidir. Maşallah döküme yeni gelmişler. Güzel de tutar bunlar. Şöyle gidelim oğlum. Şöyle şimdi maşallah annemin biberleri yeni döküme başlamış. Bu arada bunlar hep böyle Elazığ biberidir.
sarı sarı. Şöyle oğlum şunları çek böyle. Bakın yeni yeni döküme gelmiş daha. Şurada da var. Bu şekilde. Bunlar büyüyecekler. Bayağı da büyük oluyorlar. Dolması da çok lezzetli olur. Bu biberlerin. Böyle bunun közlemesi de çok lezzetlidir. Maşallah daha yeni yeni döküme gelmiş bunlar. Şurada da pirpirimiz var. Bunlar da pirpirim. Bu organik pirpirimdir. Normalde İstanbul'da semizotu derler buna. Bunun da yoğurtlaması, ayrıyetten yemeği çok lezzetlidir. Bunları annem ekmemiş. Kendiliğinden olur bu böyle. Gerçekten de çok güzel, lezzetlidir. Bunları da toplayıp yoğurtlayacağız akşama. Çok var zaten. Ve şöyle gidelim. Hıdımlarımızı gösterelim. Biberler hep böyle yeni yeni döküme gelmiş işte. Maşallah. Bunun böyle nazikken, tazeken koparıp kızartması da çok lezzetlidir. Dolması, turşusu hatta. Burada sanırsam gene böyle acı biber hep. Hepsi yeni yeni böyle yeni döküyor. Şöyle. Bunlar da patlıcan fidesi. Bakın hepsi yeni yeni döküme gelmiş böyle. Maşallah. Annemin ellerine sağlık, babamın, annemin. Bu sebzelere böyle hep bebek gibi bakmışlar. İlgilenmişler yani. Şöyle bakın patlıcanlara. Maşallah. Hep böyle yeni yeni döküyor. Burası hep böyle patlıcan fidesi. Şöyle gidelim bakalım o tarafta neler varmış. Evet, bunlar da taze fasulyeler. Bakın hepsi yeni yeni döküme gelmiş dediğim gibi sebzelerimiz. Şöyle şurası hep taze fasulye. Çok da severim yemeğini, sarımsaklı kavurmasını. Çok lezzetli olur. Bunlar da organik süpürgeler. Bunlar da böyle süpürgedir. Bunlar böyle işte sararacaklar, kuruyacaklar. Daha sonra da böyle bağlanıp avluyu süpürürler. Her yeri bununla süpürürler köyde. Şöyle gidelim bakalım o tarafta neler var. Gene burası da salatalık. Hep şurada da küteler var. Bakın küteleri de dökmüş. Şöyle taze taze. Bunun da turşusu çok güzel olur. Tuzlanıp yenilir. Çok lezzetli. Şöyle gidelim bakalım. Salatalığın yanında da reyhanlar var. O mis gibi kokusu şuraya kadar geldi. Deyince zaten hemen kokusu mis gibi yayılır. Bunu da böyle yine domates salatasına, köfteleri, kısıra özellikle reyhan çok yakışır. Bu reyhanı kuruturuz toplar. Tekrar yine kışında dolmalara katarız, kısıra katarız. Çok lezzetlidir arkadaşlar. Hemen bir yaprak ağzıma atayım. Şöyle gidelim bakalım. Bu tarafta da maydanozumuz var. Maydanozun yarısını annemler tüketmişler, dermişler. Şöyle yepyeşil, mis gibi salatalarda, dolmalarda, yemeklerde. Organik hep böyle toplar yerler. Şurada da soğan ekmişler. Bu da kuru soğan arkadaşlar. Burası komple kuru soğandır. Biraz ot çok gelmiş ama. Bakın şimdiden kök bağlamış bayağı bir. İşte bu böyle bayağı bir büyüyecek. Güzünde çıkartacaklar. Yemeklerde kullanacaklar. Bunlar da yoncalar. Yoncalar böyle yeni çıktığında ilkbaharda. Burada biz insanlar yeriz. Daha sonra da böyle gart olduğunda da hayvanlara derilir verilir. Gerçekten de ilkbaharda çıktığında çok lezzetlidir. Tadını bilen bilir bunların. Burası komple böyle yoncadır. Hayvanlara derer, yedirirler bunu. Böyle işte arkadaşlar. Daha da gezeceğimiz çok şey var. Şöyle gidelim bakalım. Bunlar da naneler. Oo, mis 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 gibi kokusu var. Bunu da yine böyle dolmalara, salatalara, her şeye katılabilir. Bunu da yine kurutuyoruz. Kışın da çayı bayağı bir şifa kaynağı. Böyle
gribe falan çok iyi geliyor. Nane, limon biliyorsunuz yani. Mis gibi. Şurada da böyle bir vişne ağacımız var. Vişneler de zaten değmiş. Hatta böyle sollarına yetişebildim. Toplamışlar ama yine de ağacın üzerinde biraz kalmış şöyle. Böyle birer tane kalmış. Toplamış. Çayımız kaynamaya başladı. Şimdi de çayımızı demleyelim. Evet, şimdi demliğimizin içine su dolduralım. Çünkü suyumuz az kaldı. Böyle üzerine bırakalım. Tekrardan suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Çayımız demlenene kadar arkadaşlar, şimdi de böyle bostanı size göstereyim. Böyle burası, bu tarla komple bostan. Yine burada kütelerimiz var. Bakın bu şekilde. Tabii kimi yerde buna acur derler. Yine küteler var. Şurada kavun fidelerimiz var. Kavunlar da yeni yeni döküme gelmiş. Bakın bu şekilde. Mollaköy kavunu. Böyle yeni yeni döküme gelmiş. İşte burası böyle gördüğünüz gibi komple kavun. Ve karpuzlarımız var şurada. Karpuz fidelerimize doğru ilerliyoruz. Yine burada salatalıklarımız var. Böyle. Annem nerede bir boş yer görmüşse böyle ekmiş işte. Böyle salatalık, acur, küte. İşte burada karpuz fidemiz bu. Bu böyle karpuz fidemiz. İşte yeni yeni çiçek açmış, döküyor. Bakın bu gördüğünüz karpuzun böyle cücüğü, yeni çiçekten cücüğe dönmüş. O işte büyüyecek, kocaman karpuz olacak. Hatta şurada da böyle var yine. Bakın burada da yeni döküyor karpuzlar. Böyle gördüğünüz gibi burası hep bostan işte. Bakın burada da bir tane karpuzumuz var. Bu biraz daha büyük. Maşallah ne kadar da güzel görünüyor. Hatta bunun da böyle alıp turşusu bile bu boydayken yapılabiliyor. O da çok lezzetli oluyor. Böyle. Buralarda da aynı şekilde. Bunu böyle küçükken koparıp turşu yapabilirsiniz. Çok güzel bu da. Böyle ilerleyelim bakalım daha neler var bahçemizde. İlerledikçe karpuzlarımız daha da büyümüş rastlıyorum böyle. Maşallah bu da bayağı büyümüş. Böyle ilerleyelim bakalım. Bakın burada da bir tane karpuz gene olmuş. O da uzun mu ne, değişik görünüyor sanki. Şöyle var yine. Buralarda böyle yine kabak fidesi. Bakın burada çok güzel bir tane taze taze dökmüş. Hatta koparalım şöyle. Bunu güzelce kızartır yeriz. Kızartıp yoğurtlaması çok lezzetli oluyor. Şöyle. Bakın burada da gene var. Şöyle ilerleyelim. Bunlara da lobik deriz Elazığ'da. Tabii bazı yerlerde börülce denir. Bunlar da daha çiçek açmamış. Böyle bunlar şöyle yeşil olanlar da lobiktir. Böyle ilerleyelim tekrardan. Ve çayımızın yanına gidelim. Şimdi demlenmiştir çayımız. Dolduralım çayımızı. Bak. Çayımızın yanına gitmeden şöyle bir bahçeye tekrardan bir göz atalım. Meyvelerimizi göz atalım. Bunlar ceviz ağaçları. Bunlar da böyle kayısı ağaçları. Tabii kayısıları bitirmişler biz gelene kadar. Hep toplamışlar.
yonca. Bırakmamışlar üzerinde kayısı. Yani insan diyor ki kızım geliyor İstanbul'dan. Hepsini bitirmişler, toplamışlar. Şurada elma ağacımız var. Allah'tan elmamız var yani. Maşallah çok güzel tutmuş bu da. Daha tabii küçükler. Şöyle bu sıra komple elma ağacı. Tabii sarı elma, kırmızı elma, kış elması. Babam çeşit çeşit ekmiş böyle. Şöyle bağımız var. Oraya doğru ilerleyelim. Burası da bağımız. Üzüm bağı. Şöyle üzümlerimiz tutmuş. Daha koruk derler buna bizde. Henüz koruk. Tabii üzüm yaprağı da bir başka lezzetli olur toplayıp sarınca. Tabii şimdilik biraz kart olmuş. Tazesine yetişemedik. Şöyle komple üzüm bağı burası da. Şimdi çayımızın yanına gidelim. Giderken de yine de bakarız meyvelere. Bu da şeftali ağacı. Şöyle üzerinde var birkaç tane. Yeni yeni değiyor. Şöyle gidelim bakalım. Şurada da ayva ağaçları var. Ayvalar da şöyle ucunda tutmuş şöyle üst kısımlarda. Yine burada üzüm bağımız, ceviz ağacımız var. Şöyle yine ayva ağacı. Burada ceviz ağacımız var. Bu güzel tutmuş. Şöyle ceviz ağacı. Cevizler de bayağı kocaman kocaman, irice. Şöyle ilerleyelim tekrardan. İncir ağacı. İncirler de daha küçükler. Şöyle tutmuş. Çok da lezzetli bu incir. Çok iri oluyor, büyük oluyor. Çok güzel tadı var. Şöyle. Burada da tekrardan üzüm ağacı var yine. Üzüm bağımız var. Şöyle. Bayağı da tutmuş maşallah. Şimdi çayımızı gidip bakalım nasıl, güzel demlenmiş mi? Çayımız da demlenmiş. Şimdi dolduralım bakalım. Oo, tavşan kanı gibi. Mis gibi çayımız hazır. Şimdi de közün içerisine babamın getirdiği, aldığı mısırları dizelim. Mısırı da kızım çok seviyor. Dedesi onun için almış. Şimdi çayımızı içmeye gidelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere değişik bir video çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.